Merhabalar, ben Berin Özsoy. Kocaeli Kos TV YouTube kanalımızda yayınlanan gezenti programına hoş geldiniz. Sizler için bugün şerbetli tatlıların şahı olan künefe tatlısını yapacağız ve tadacağız. Herkesin mutlaka bildiği ve yediği bu tatlı o kadar trend oldu ki artık sadece bu tatlıyı yiyebileceğimiz özel mekanlar açılmaya başladı. Künefe tatlısını birçok şehir kendi tatlısı der. Hatay, Mersin, Adana, Gaziantep de bunların başındadır. Ama künefe aslında bir Arap tatlısıdır. Bu da Cumhuriyetimizin kurulmasına giden yolda Osmanlı'nın yollamış olduğu askerlerin bir kısmı da Yemen'e gitmiştir. Savaştan dönen askerlerimiz öğrenmiş oldukları bu tatlıyı kendi gittikleri şehirde de yapmaya başlamış. 1930'ların sonunda Mersin'e gelmişken 1940'larda da diğer şehirlere gelmiş. Ama hangi şehir sahiplenirse sahiplensin, önemli olan künefenin şerbetli tatlıların şahı olmasıdır. Biz de hazır bu konuya girmişken de Kartepe, Acısu'da açılmış olan Jumbo Künefe'ye geldik. Cüneyt ustamızla birlikte de onların bize sunacağı iki tane künefeyi yapacağız. Ondan sonra da tadacağız. Kartepe Jumbo Künefe'nin işletme sahibi Mesut Volkan Sezgin'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Cüneyt ustamızın da yaptığımız çıtır künefemiz de masamızda. Mesut Bey, bu güzel lezzetleri Kartepe'de sunmaya ne zaman başladınız? Biz 2019 yılının 5 Temmuz'u itibariyle işletmemizi açtık. Yaklaşık aşağı yukarı 7 aydan beri burada faaliyetteyiz. Kartepe'de, Kocaeli'de ve İstanbul'da ve yurt dışındaki misafirlerimize burada kaliteli lezzetleri ve ürünleri yaklaşık 7 aydan beri sunuyoruz. Nereden aklınıza geldi künefe? Son zamanlarda yükselen bir trendi var zaten biliyorsunuz bu künefenin ülke genelinde. Şöyle tanıştım ben bununla. Kocaeli Spor'da 3 yıl Bahri Bey'le beraber Bahri Yavuz Başkan'ın döneminde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı yaptım. Bir Antep deplasmanımızda. İşte akşam yemeğinden sonra gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlar dediler ki işte tatlı yemeğe gideceğiz bir yerlere. Biz de çok alışık değiliz İzmit'te olduğumuz için gece tatlı yemeğe falan. Orada bir tatlıcıya gittik. Adı da Jumbo'ydu oranın Antep'te. Baktım gerçekten inanılmaz lezzetler, inanılmaz keyif. Böyle orada bir aklıma girmiş. Ondan sonra normalde biz gayrimenkul sektöründe hizmet veriyoruz. Yanımda çalışan işte arkadaşlarım, yeğenlerim falan var benimle beraber çalışan arkadaşlar. Bana işte abi İzmit'te Jumbo Künefe diye bir yer var. İnsanlar gidiyorlar sıra bekliyorlar. Gel gidelim falan. Tabii biz de biliyorsunuz Türk milleti olarak böyle tez canlı insanlarız. Gittiğimiz zaman hemen ürün önümüze gelecek. Ürün önce yiyeceğiz falan. Ya ben sıra bekleyemem gider miyim falan derken beni bir gün götürdüler. Ya kaptan Jumbo Künefe'ye. Gerçekten Antepli yediğimin daha üst bir lezzetini buldum burada. Her anlamda, sunum anlamında, lezzet anlamında falan. Daha sonra da Kartepe'li olduğumuz için, buranın yerlisi olduğumuz için bölgemizde de böyle bir işletmenin eksikliğini hissediyorduk. Suadiyeliyim ben. Onun eksikliğini hissediyorduk. Yani insanların ailece gidip böyle keyifli anlar geçirebileceği, sohbet edebileceği, çayını kahvesini içebileceği yerlerin eksikliğini hissediyorduk. Daha sonra burayı açmaya karar verdik. Tabii bu hemen bu sabah karar verdim, yarın oldu diye bir şey değil. Bu belli bir işte Ar-Ge, CPR'ı tam olması gereken bir şey. Bütün çalışmaları yaptıktan sonra burada karar kıldık. Ondan sonra ekibimizi de 5 Temmuz itibariyle burada açtık. Şu anda da çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi Mesut Bey, bu künefenin sonuçta franchising aldığınız için ustalar nasıl yetişti? Şöyle, bunlar Jumbo ekibi tarafından yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutuluyorlar bunlar. Jumbo'nun çünkü şu anda aktif benim bildiğim kadarıyla 20'ye yakın şubesi var. Hı hı. İşte merkezdeki Yahya Kaptan şubesi, Gölcük'teki ve şu anda
yeni bir yerde daha var. Orada olan imalathanesinde. Hı hı. Bizim şubemizde çalışacak olan personellerin hepsi yaklaşık bir iki aylık eğitimden geçtiler. Hı hı. A'dan Z'ye bütün bu kine falan işte en baştan en sonuna kadar. Nasıl bir taraftan da yiyelim mi? Bir taraftan da başlayalım. Bence gerçekten. De. Hani ben karşı konulamayan bir lezzet olduğunu biliyordum ama siz de bunu tasdik ettiniz yani. Evet. Çok ciddi bir emek var. Yani bu lezzetler kolay oluşmuyor. E şimdi baktığınız zaman bu künefede kullanılan bütün ham maddeler bunlar orijinal yerlerinden geliyor. Jumbo bu konuda çok hassas bir konu. Çünkü bu günün her saatinde bunu insanlar sabah kahvaltısı olarak yiyebiliyor, gece evine giderken yiyebiliyor, öğün olarak yeniyor. Ve insanları çok rahatsız etmiyor, çok hafif, çok böyle lezzetli bir hali var bu künefenin. Evet, bu anlamda güzelmiş, gerçekten farklı bir lezzet. Yani Kocaeli halkından sonra da işte İstanbul vesaire Anadolu'nun farklı kentlerinde jumbo bu lezzetleri tanıştırıyor. Gerçekten evet. De gelen müşteri memnuniyetimiz, tabii ki mutlaka aksaklıklar oluyordur ama müşteri memnuniyetimiz gerçekten üst seviyede. Biz bunun geri dönüşlerini alıyoruz yani. O yönden de çok mutluyuz. Kapasite nedir buranın? Şöyle, bizim toplam alanımız 425 metrekare burada. Bu tarafta imalathanelerimiz, depolarımız falan var. Şu andaki mevcut salon kapasitemiz bizim 140 kişi. Biz çok ferah bir mekan yaptık farkındaysanız. Güzel, böyle evet. Masa aralıkları falan işte herkes oturduğu zaman rahat otursun. Yani kimse birbirinden rahatsızlık duymasın diye. Çok İstanbul'da mimar bir arkadaşımızla çalıştık buradaki çalışmada. Her şey böyle profesyonel bir şekilde düşünüldü burada, tasarlandı. O anlamda da genelde şu anda da içeriği de gördüğünüz gibi bizim müşteri portföyümüz %90'ı ailelerden oluşuyor. Çocuklu ailelerden oluşuyor. Evet, evet. Biz işte büyük masalar, işte 8-10 kişi aynı anda, 15 kişi aynı anda misafir edebileceğimiz şekilde dizayn ettik buraları. Fiyat aralıkları neydi? Şöyle, şimdi bizim en uygun künefemiz 52,5 liradan başlıyor. Gördüğünüz gibi yanında işte fıstığı, meyvesi, çeyresi, sınırsız çayı ve Türk kahvesi ikram ediyoruz. Yani ben şöyle yorumluyorum burayı. Diyorlar ki yani sadece tatlım, hayır burası sadece bir tatlıcı değil, burası sadece bir künefeci değil. Burası insanların gelip burada keyifli anlar geçirdiği, keyifli vakitler geçirdiği artık bir sosyal aktivite olmaya başladı. Evet. İnsanlar buraya geliyorlar, tatlılarını söylüyorlar, tatlıların yanında meyvelerini, çerezlerini yiyorlar, ondan sonra çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Bir de keyifli bir ortam olduğu için herkes kendini burada çok huzurlu hissediyor, rahat hissediyor. Bizim yerel işletmeci olarak bu avantajımız da var burada. İnsanların tanıdığı, bildiği işletme sahipleriyiz. Gelip herkes burada kendini çok rahat, keyifli ve huzurlu hissediyor. O yüzden de bizler de keyifliyiz, müşterilerimiz de keyifli. Güzel. Her şey yolunda gidiyor yani. Vallahi çok güzel bir işletme, çok güzel, tatlı. Künefenin de son derece enteresan lezzete sahip bir tatlı. Bana hiçbir tatlıya benzememesinin yanı sıra sadece varlığıyla bile bize değişik hayat dersleri veriyor. Kesinlikle. Tatlıyla tuzlunun bir araya gelmesiyle yani hayatta olmaz diye hiçbir şey dedirtmiyor. Kesinlikle. Demek ki her şey olabiliyormuş. Kesinlikle. İnsana bu hazzı veriyor. Vallahi gelenlere afiyet olsun. Buraya bekleriz. Ben çok beğendim. Gelenler de çok beğenecektir. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz.